LGS'ye hayallerimize, hayallerimizdeki okula girmemize 125 gün kaldı arkadaşlar. İyi bir çalışmayla hayallerimize kavuşacağımızı biliyoruz. Zaten bizler gayret gösterip tevekkül ediyoruz. Sonrasında inşallah güzel sonuçları alacağız. Haftanın sözüne baktığımızda Michael Korda isimli bir vatandaş diyor ki sürekliliği sağlamanın bir yolu hep daha büyük hedefler koymaktır. Gerçekten de bizler eğer diyelim ki 15 Türkçe yapma hedefimiz var. Eğer biz bu hedefe ulaştıysak hedefimizi 16'ya, 17'ye, 18'e, 19'a, 20'de, 20'ye çıkarmamız gerekiyor. Aynı şey fen dersi için de geçerli. Aynı şey matematik dersi için de geçerli. Her zaman yüksek hedefler belirleyeceğiz ve bu hedefe ulaşıncaya kadar gayretli bir şekilde çalışacağız. Haftanın sorusuna baktığımızda Elif Demir 234 beğeni almış. Diyor ki, Türkçe denemede paragraf sorularını çözemiyorum demiş. Zaten şunu asla unutmayalım arkadaşlar... Türkçe eşittir paragraf. Türkçe denemede eşittir Türkçe paragraf. Yani sizi en fazla zorlayacak olan kısım ne fiilimsi, ne cümlenin ögeleri, ne yazım kuralları, ne metin türleri, ne şu ne bu. Paragraf çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz için günde en az 10 tane paragraf soru çözün diyoruz. Günde 10 paragraf en az. Ha, bazı günler çözmüyorsan o zaman bunu günde 20 yapabilirsin. Yani atıyorum ben sadece hafta içi 3 gün çözüyorum diyorsan, 4 gün çözüyorum diyorsan o zaman günde en az 20 paragraf çözmelisin. Niye? Çünkü sınava kadar her gün 10 tane paragraf sorusu çözseniz sınavda da 10 ve yani civarında soruşacağı için sınav günü çok rahat 10 soruyu süper yaparsınız. Ama sadece denemelerde karşılaşırsanız paragraf sorularıyla ister istemez kondisyonunuz düşük olur ve onda 5, onda 6, onda 7, onda 8 bu şekilde ilerler. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer paragraf sorusu çözmekten sıkılıyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Ve şunu unutmayın kitap okuduğunuzda ve paragraf sorusu çözdüğünüzde bu sadece Türkçe dersi için değil inkılap tarihi, din, İngilizce, matematik fen dersleri için de size fayda sağlayacak. Kelime ezberi nasıl kolay yapabilirim demiş. Bu İngilizce dersi için söylediğini düşünüyorum ya da inkılap tarihinde fendeki kavramlar için söylediğini düşünüyorum. Arkadaşlar Kelime ezberi için yapmamız gereken şey şu. Birincisi zihnimizi dolduran gereksiz bilgileri silmemiz lazım. Çünkü insan zihni diyelim ki şu kadarsa sen bunun çoğunluğunu Instagram'daki, televizyondaki gereksiz şeylerle doldurursan sana bu kadar yer kalıyor. Bu sefer de bir şeyleri doldurmak istediğinde sıkışıklık yaşanıyor. O yüzden telefonumuzdaki gereksiz uygulamaları televizyondaki gereksiz dizileri şimdilik izlemeyeceğiz. Kapatacağız. Bir kere bir zihnimiz boşalacak. Rahatlayacak. İkincisi arkadaşlar hani dolaba eşyalarımızı koyacağımız zaman dolabı boşaltırız ya onun gibi. İkincisi arkadaşlar ezberlememiz gereken kelimelerle farklı farklı yerlerde karşılaşmamız lazım. Yani sürekli masa başında değil de bazen işte ...lavaboda, bazen kantinde, bazen arkadaşlarımıza buluştuğumuzda... ...bazen işte otobüs durağında beklerken farklı yerlerde karşılaşacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Öğrenmemiz gereken bilgileri, öğrenmemiz gereken kelimeleri... ...İngilizceden, Türkçe olabilir, işte inkılap tarihinde... ...milli bağımsızlığın ne olduğu olabilir, kapitülasyonu fark etmez. Bunları küçük küçük kağıtlara, kartlara yazabiliriz. Ve bu kartları cebimizde taşıdığımızda arada bir baksak bile yeter. Hani bazen cebimizde ee, atıyorum... Kimlik kartına bakıyoruz veyahut da işte telefonumuza bakıyoruz. Orada bizi o bizi oyalıyor ve aklımıza kalıyor. Veyahut da bazen banyodayken mesela o şampuanların arkasındaki diş macunların arkasındaki yazıları okuyoruz ya. İşte onlar bizim aklımıza kalıyor. İşte o esnada biz cebimizdeki kağıtlara baksak kelimeleri ezberlemiş oluruz. Kavramları öğrenmiş oluruz. Çünkü farklı yerlerde gördüğümüzde zihnimiz onunla alakalı hikaye e, kazanıyor. Denemelerde kaç puanda olmamız lazım? Şu anda arkadaşlar puan hesabı yapmanıza gerek yok. Şu anda hala sınava çok ciddi bir süre var. 125 gün var. Şu anda net hesabı yapmanız lazım. Yani şu anda 50 netteyseniz 60'a çıkarmaya çalışmanız lazım. 60 netteyseniz 65'e 70'e çıkarmaya çalışmanız lazım. 70seniz 89 bilmiyorum artık. Yani 30 netteyseniz 40 nete çıkmaya çalışın. Yani sürekli netlerinizi hedeflemeye çalışın. puanlarla uğraşmayın. Çünkü puanlar Puan sistemi değişir, azalır, artar. Önemli değil. Önemli olan net. Sonuçta sizin puanınıza değil, netlerinize bakacaklar. Net sonrasında oluşan puana bakacaklar daha doğrusu. Denemede evde daha fazla doğru çıkarken okulda daha az doğru çıkıyor? Doğru. Bu çok normal bir şey. Çünkü denemeyi evde çözerken daha rahatsın. Daha az streslisin. Yanında annenin getirdiği sıcak çay var. Ne bileyim belki telefonun var. Belki bir şey. İşte... Dolayısıyla bizler evde çözerken denemeyi de böyle daha ciddi bir ortam yapmamız lazım. Asla annemiz içeri girmemeli. İşte böyle Yavrum sana meyve getirdim. Böyle şeyler olmamalı. Ya da işte telefonumuz yanımızda olmamalı. Televizyon sesi gelmemeli. Tamamen ciddi bir şekilde çözmeliyiz. Bir de okuldaki denemelerle evde çözülen denemelerin belki yayın farkı olabilir. Bazı yayınlar gerçekten anlamsız, zor, gereksiz, kazık soruyor. Okullarda da onu yaptığım zaman ister istemez netlerin düşük gelebilir. Ama şu çok önemli. Ee, hani biz buna e, dua diyoruz, inanç diyoruz, e, tevekkül diyoruz. Ben bu denemede iyi yapacağım çok çok iyi yapacağım diyerek ben okulda iyi yapıyorum evde kötü yapıyorum diyerek okuldaki deneme girersen bu sefer okuldaki denemelerde iyi yapmaya başlarsın. Yani öğrenciler daha doğrusu insanlar psikolojik olarak birçok şeyden etkileniyor. Yani sizler Sınava girerken de benim en iyi sınavım LGS olacak derseniz LGS 2022 geldiğinde tıkır tıkır en güzel netlere ulaşırsınız. Yani inanmanız gerekiyor. Onu ağzınızdan söyledikçe, kalbinizden istedikçe o bir dua yerine geçiyor ve kabul oluyor. Dolayısıyla okulda da iyi yapacağım. Ben okulda daha yapıyorum diye bak bu sefer okulda iyi yapmaya başlarsın. Ee, nasıl başlarsan öyle gidiyor çünkü. Ama eğer ikisi de, bununla alakalı da biz deney yapmıştık. Bunu Tonguç Akademi ana kanalımıza yayınlamıştık. Öğrenciye... ...daha kolay denemeyi zor diye veriyorlar. Bak bu deneme çok zor. Birçok öğrenci buna yanlış yaptı diyorlar. Öğrenci onda daha kolay olmasına rağmen daha az e doğru yapıyor. Zor bir denemeyi de bu çok kolay. Ya bunu herkes iyi yaptı. Sen de yaparsın, süpersin falan. Ya da hani sen süpersin diye verdikleri zaman... ...öğrenci daha iyi netler yapıyor. Bu psikolojiyle de alakalı. Çünkü hani matematik'e birkaç soru hariç... ...çoğu böyle yoruma dayalı... Fende, inkılap tarihinde, Türkçe'de, İngilizce'de, işte dinde böyle... Yani okusan zaten cevapları önünde olan sorular. Sadece dikkatimizi alıyor, stres oluyoruz. Dolayısıyla inanmak, ben başaracağım diyerek girmek... ...ben çok iyi yapacağım diyerek girmek de netlerinizi Denemede süre kontrolünü sağlayamıyorum. Buradaki yöntemimiz de tabii ki Elif... ...turlama taktiği uygulamamız lazım. Biz buna e, Antep fıstığı yöntemi diyoruz. Ama e, normalde bilimsel adı turlama taktiği. Nedir? Denemeye başladığımızda... ...ilk diyelim başladığım, Türkçeden başladık ya... ...Türkçeden başladıktan sonra... ...tabii burada boş <laughs> sayfa çıktım. Türkçede bile olsa, en kolay kısmında bile olsa... ...ya da sayısal, sonra sayısal ikinci oturuma gireceğiz. Türkçeden başladığımızda... ...ilk soruyu bile boş bırakabilirsin, önemli değil. Ya ben bu soruyu yapamadım deyip boş bırakmak çok normal bir şey. Hemen ardından diğer soruya geçeceksin. Yani... Takıldığın soruları böyle yuvarlak için alacaksın. Tabii yuvarlak için alırken de böyle kocaman bir yuvarlak için alırsan... ...bu döndüğünde seni strese sokar. Böyle yapamadığın soruya şöyle küçük bir yuvarlak açacaksın. Dönüşte bunlara bakacaksın. İlk başta kolay soruları bitireceksin. Yapabildiğin soruları bitireceksin. Sonra zor sorulara geçeceksin. Yani önce açık fıstıkları yiyeceksin. Sonra kapalı fıstıklara yöneleceksin. Sayısalda da mutlaka fenden başlayacaksın. Çünkü... Hocam matematikten başlıyorsun. Olsun. Fenden başla. Fende yapabildiklerini yap. Sonra matematikteki zorlayıcı soruları dönebilirsin. Şunu unutma. Senden matematikteki ilk soruyu doğru yapman istemiyor. Matematikte en fazla doğruya ulaşman gerekiyor. Matematikte en fazla net yapman gerekiyor. Dolayısıyla matematikteki ilk soruyu yapamadıysan geçebilirsin. Önemli değil. Ve hatta Türkçede ilk soruyu yapman istemiyor. Senden en fazla nete ulaşman isteniyor. Dolayısıyla ilk soru da olsa, beşinci soru da olsa bir soruya takılırsan hiç umursamadan hemen geçeceksin. Zaten sınav önüne geldiği zaman da şöyle bir göz gezeceksin ya şu kolay duruyor ben bunu yaparım ya deyip önce kolay olan bir tane soru yapacaksın. Yani yaptıkça moralin düzelecek. Moralin düzeldikçe de çok daha iyi yapacaksın. Canım ders çalışmak istemiyor. Bu çok normal bir şey arkadaşlar. Gayret gösteren öğrencilerimiz de şu anda çalışma isteği azalmış olabilir. Kış geldi yorulduk. Gayret göstermeyen öğrenciler zaten hiç çalışmak istemiyorlar. Sömestr tatili. Canınız ders çalışmak istemediğinde dinlenebilirsiniz. Yani çalışmak istemediğiniz halde çalıştığınızda verimsiz olur. Ama bu dinlenme kısa sürmeli, çok uzun sürmemeli. Yani işte iki haftadır dinleniyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu anlamsız. Bir gün dinlenebilirsin, bir gün of verebilirsin kendini. O gün dinlen tamam. Ama ertesi gün yeniden hedefini belirleyip, yeniden görevlerini belirleyip oturacaksın. Yani diyeceksin ki tamam, ben bugün dinleniyorum ama yarın mutlaka işte 2021 LGS özel ve sayısalı çözeceğim. O orada yanlış yaptığım konularla alakalı işte kendime şu ödevleri vereceğim. Veyahut da LGS tekrar programındaki videolar izleyip oradaki ödevlerini tamamlayacağım demeniz lazım. Yani arada bir çalışmak istemediğinizde Tatil yapmak, dinlenmek hakkınız. Niye? Dinlenmek de çalışmaya dahil. Ama dinlendikten sonraki çalışma görevinize belirlemeniz lazım. Aynı çalışırken nasıl dinleneceğiniz saati biliyorsanız, çalışırken alacağınız ödülü biliyorsanız, ödülü aldığınızda da yapacağınız görevi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Haftanın okulu Eyüp Sultan Anadolu Lisesi harika bir semtte, İstanbul'un çok güzel semtlerinden biri Eyüp Sultan ve buradaki harika bir okul. Tıplar, mühendisler, hukuklar, öğretmenler, hemşireler hepsi havada uçuşuyor gördüğünüz gibi. Sizi bekliyor bu okullar, beni değil. Sizi bekliyor. Çalışıp kazanacaksınız inşallah. Haftanın kaynağına baktığımızda LGS derece setini görüyoruz. Derece seti gerçekten en zorlayıcı soruları içeriyor en yüksek netleri hedefleyen öğrenciler için hazırlandı. Hemen şöyle adı beni aç diyor. Gösterelim içinde neler var. Bu tamamen böyle Kabataş Erkek, Galatasaray, işte Beşiktaş Anadolu Sesi, böyle en yüksek Anadolu isteyen, fen liselerini isteyen öğrencilerimiz için hazırlandı. İçerisinde hedefim derece LGS denemeleri var. Gerçekten LGS'nin de üstünde denemeler. Yani bunları yapıyorsanız LGS'yi çok çok iyi yaparsınız zaten. Zor ötesi matematik kitabı. Bu da yine LGS matematikte hepsini doğru yapmak isteyenlere özel. Bayağı zorlayıcı sorular var. Buradaki soruları yapabiliyorsanız zaten artık LGS matematiği çok çok rahat yapabilirsiniz. Gerçekten çok üst seviye sorular. Paragrafta son noktada paragrafın zorlayıcı soruları. Tabii ki bunların hiçbirinde ne hedefim derecede ne zor ve ötesinde ne de e, paragrafta son noktada... Hani LGS'de asla çıkmayacak kadar inanılmaz kazık soru yok. Zorlayıcı, çok zorlayıcı. LGS'nin de üstünde zorlayıcı. Ama LGS'de çıkabilecek en zor sorulara göre odaklanılmış sorular. Türkçedeki sorularda, matematik sorularda, denemedeki sorularda... LGS'de en yüksek derece hedefleyen öğrencilerimiz için hazırlandı. Bunu da açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden e, alabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. İnanıyoruz ki çalışacaksınız ve kazanacaksınız. Hadi bakalım kolay gelsin.